Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine karşınıza Mantı Hanım'la beraber çıktım. Mantı Hanım bayağıdır bizde, 1,5 haftayı geçti sanırsam. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Mantı Hanım'ın karma aşısını yaptıracağız. Geçen hafta bildiğiniz üzere parazit aşılarını yaptırmıştık. Şimdi karma aşısına gideceğiz Mantı Hanım'la. Karma aşımızı vurduracağız. Ardından da kedilerimizi bir araya getireceğiz. Kedilerimizi bu videoda bir araya getirmeyiz büyük ihtimalle. Çünkü karma aşısı ilk bir gün ateş falan yapabiliyor. O durumda diğer kedilerin stresini yaşamasını istemem. O yüzden o ateşi falan da atlatsın. Karma aşısının şey yaptığı, neden olduğu ateşi falan atlatsın. Ondan sonra diğer kedilerimizle bir araya getireceğiz artık arkadaşlar. Zamanı geldi. Bir haftada bile bir kedi büyür mü ya? Şuna bakın. Mantı'nın son durumu bu şekilde arkadaşlar. Kedimiz yavaş yavaş büyüyor, topaklaşıyor. Ve çok tatlı ya. Gerçekten inanılmaz tatlı bir kedi. Yani gelir gelmez evde bir neşe kaynağı oldu. Bunun da arkadaşlar Hüsrev gibi kendi huyları var garip garip. En garip huyu bildiğiniz gibi kum kazması. Mantı arkadaşlar kumu kazmıyor. Bildiğiniz inşaat çalışması yapıyor. Zaten kendisini Akdeniz'e göndermeyi düşünüyorum. Petrol arama çalışmalarına katılacak. Yani böyle kum kazmayla petrol çalışması da yapar. İnşaat çalışması da yapar. Her şeyi yapar. Yani o videoyu izlemeyenler için arkadaşlar Mantı'nın kum kazışını hemen şuraya ekliyorum size. O videoya bir bakın. Geçtiğimiz videolarda çekmiştim. Gittiği falan zamanlarda kedilerimize verilebilecek bir hem malt hem de sakinleştirici, öyle söyleyeyim. Kedimizin stresini ve strese bağlı hastalıkları bu şekilde azaltıyor arkadaşlar. Dediğim gibi direkt yalatmayacağım. Bakar mısınız? Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun acaba? Bu kumu böyle kazmak zorunda mıydın? Tuvaletimi yapacağım diye bu kumu böyle kazmak zorunda mıydın? Çocuk sen ne yaptın ya? Şantiye alanına çevirdi ortalığı. Yaptın kakanı, al. Beğendin mi? Ört bakalım onun üstünü. Bak. Çocuk yavaş yavaş. Yavaş olur musun manyak? Yavaş birazcık ya, bu nedir? Manyak mısın sen ya? Ortalığı ne hale getirdin? Evet arkadaşlar, izlediniz, tam izlediniz onu. Bakın şimdi tekrardan kum kazmaya başladı. Yani tuvaleti geldi, tuvaletini yapacak. Maşallahı var, bakın. Orayı hemen kazdı. Şu an kakasını yapıyor. Büyük ihtimalle şu an çişini yaptı arkadaşlar, bakın. Tekrardan kazma çalışması başlayacak. Üstünü kapatma çalışması. Birazcık sakinleşmiş. Yani normalde kakasını yaptığında daha seri kazıyor. Tuvaletini de bir temizlememiz lazım. Aferin lan. Aferin, öğreniyorsun yavaş yavaş. Hoca götlü seni. Hüso'yla biliyorsunuz kapı arkasından kaynaştılar bayağı bir. Bir araya getirince güzel olacağını düşünüyorum. Bakın Hüso buradan Mantı'ya selam veriyor. Hüso. Hüsrev. Hüsrev. Pati ver aşağıdan. Hüsrev. Hüsrev. Ney? Ne istiyorsun? İçeri mi gelmek istiyorsun? Açalım mı kapıyı? Hayır hayır, çık dışarı. Çık çık çık, sana daha giriş yok buraya. Çıkar mısın dışarıya? Büyük ihtimal arkadaşlar tanıştırdığımızda Mantı Hanım bir süre bu kanepenin arkasına takılacak gibi geliyor. Mantı bu kanepenin arkasını kendine güvenli bölge olarak seçti. Böyle korktuğu herhangi bir şey olduğunda direktmen onun arkasına gidiyor. Veya buradan altına giriyor, küçük olduğu için sığıyor oraya. Büyük ihtimal ilk tanıştırdığımızda öyle olacak. İlk tanıştırdığımızda diğer bir tahminim Hüso'yla kolay bir şekilde alışacaklar ama Mişa ile biraz sıkıntı yaşayacaklar. Ama onlar da zamanla çözülecek. Ayrıyeten arkadaşlar ben bir araya getirmeden önce Mantı'yı bir kere de yıkamayı düşünüyordum. Ama havalar çok soğudu, gördüğünüz gibi havalar birazcık kapalı. Onun için kuru şampuanla bir kere temizlemeyi düşünüyorum. Kuru şampuanla temizleyeceğim, toz şampuanla. Ondan sonra bir araya getireceğim arkadaşlar. Kuru şampuanlardan da bu arada mağazayı arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum. Mağazama girerseniz Beavis'in kuru şampuanlarını getirdim. Antistres yani. Kedisini yıkayamayan arkadaşlar varsa Beavis'in o antistres şampuanını kullanabilirler. Kuru şampuan toz şeklinde, kedinizi suyla yıkamak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Gayet
güzel, kullanışlı bir ürün. İsterseniz onun da linkini şu an videonun altına bırakırım arkadaşlar. Ben de mantıyı onunla temizleyeceğim. Temizlerken de videosunu çekerim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu videoda mantıyı götürüyoruz. Karmaaşısını yaptırıyoruz. İnşallah karmaaşı vardır diye tahmin ediyorum. Geçenlerde zor bulunuyor, ayıralım mı falan demişlerdi. Şimdi gidelim kliniğimize, Mantı Hanım'a aşısını yaptıralım. Mantı, gel, gel. Pis pis pis. Kutuyu alalım arkadaşlar. Şöyle iki oyun yapalım, belki gelir. Hemen geldi. Geri kaçtı. Hadi bakalım, nereden geleceksin? Ne taraftan gelecek? Hüsrev'le oynuyor orada. Şuradan yakalayabilir miyiz? Mantı Hanım'ı yakaladım. Yakaladım. Gel, kaçamazsın. Tombiş seni. Tombiş, koca götlü tombiş. Gir gir, içeri gir hadi. Yalnız arsızlığı da var ha mantının. Mantı ısırıyor. Mantı ısıran bir kedi olacak. Büyük ihtimalle arkadaşlar çok ısırıyor. Hüsom gibi sakin değil. Sokakta birazcık fazla kaldığı için Hüso'yu bulduğumuzda bildiğiniz üzere çok küçük, avuç içi kadardı. Ama bu birazcık büyük. O yüzden orman kanunlarını iyi biliyor. Hüso gibi saftirik değil. Şimdi kedimizi aldık arkadaşlar. İsterseniz yola çıkalım. Direkt veteriner kliniğine geçiyorum. Orada görüşürüz arkadaşlar. Mantı Hanım. Mantı Hanım. Geldik kliniğe. Nasıl hissediyorsun? Ya çok önemli değil. Çok önemli. Nasıl hissediyorsun? Çıkartalım mı seni? Gel bakalım, açayım seni. Gel. Çık bakalım. Normalde masanın üstüne hiç çıkmaz ha. Şey için çıkıyor. Onun yuvası var ama. Ama hiç çıkmıyor. Abi ben size yapalım. Abi strong ol. 2,5, 1,5. O ben iyice bir zaman. Sorun yok. Valla neymiş ya. Başka bir mahalleler. İyi de söyle. Allah bunu alsın. İnemezsin aşağıya, inmek yok. Aşağıya inmek yok. Babası nasıl mantıda durumlar? Mantıda durumlar iyi. Prebiyotik kullanıyorum. Yani onun dışında başka bir şey yok. Ne mama? Hala yumuşak. Maiket diyor şu an. Kaliteli, güzel bir mama. Canavar gibi yiyor ya, o yemesi çok şey, güzel. Geçen hafta işte iş dışı parası da geldiğimizde ne kadardı? 1 kilo 800 gramdı. Şimdi evet, yani. Ne kadar olmuş? Şey, mesaj geliyor mu size? Yok, o zaman yapmamıştık. Karmada, karmada yapalım diye kaydı. Dur bebeğim. Dur çocuğum. 2.11. 2.11 olmuş. Bir haftada 300 gram. İyi. Ay, ay, tamam, tamam, tamam. Dur, 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 dur. Tak, 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 burada ne var? Tak, tak. O nasıl da? Baksana bak, tamam. Ne yolunu? Aşkım dur bakayım bakalım. Yemesi içmesi güzel. Yemesi içmesi güzel, hiçbir sıkıntısı yok. Güzel. Hareketi de çok güzel. Aslan ya. Küçük bir aslan. Çok sağlıklı bir kedi ya. Gerçekten. Maşallah. Diğerlerinin de, benim diğer kedilerimin de yıllık aşıları da oldu. Onları da getireceğim fırsatını bulduğumda. Mesela atıyor muydu size? Yok, onu siz açılmamıştınız o zaman. Evet. Başka yerde yapıldı. Karmaları falan geldi yani onların da. Tamam.
Gayet sağlıklı doğrusu. Tamam. Efendim, kedi karmaşı biliyorsunuz. Bir canlı kedilerle çıkmış. COVID-19'un bir yöntem hepsi gibi. Kedi, karma, köpek, karma ve köpek gençlik hastalıklarının aşıları ağır aşılardır. Hafiften ateş iştahını durdurmak yapar çocuklar, uyurlar. Hatta bağışıklığı iyi olmayan çocuklarda hastalık bile yapabilir. 40-40 bir ateşe varana kadar biz karşılaştığımız oldu. Bağışıklığı iyi olmayan çocuklarda. O yüzden biz kedi, karma, köpek, karma ve köpek gençlik hastalıklarından önce kan tahlili öneriyoruz. Aşağı inemezsin aşağıya. Aşağıya inemezsin. Hiç korkma. Bitti, bu kadar. Bu kadar. İsmi ne? Mantı. Mantı. Ne oldu lan? Alan aşı yaptık lan. Biraz tutuyoruz ha. Bence makarna olsun ya. Göbeği de var. Zaten göbekten dolayı mantı. Öyle geldi aklımıza bir anda. Mantı göbeği var. Görüyorum seni ha. Babası gayet sağlıklı diyor. Dedim hafiften tamam. Ateş istasyonu kurmamız çok güzel. Tamamdır. Birinci karmaşısı, 15 gün sonra ikinci karmaşısının zamanı gelecek. Şurası içeride kaldı. Baş programa kayıt yaptırmamızı ister misin? Onu yapalım. Tamam, şeyde tamam. Hatta karnesinde... Yani karneniz var mı? Karnem yok. Bunun yok tamam, karnesi. Yok karne. Bir saniye. Tamam. Ramazan Hoca, bir hafta önce mi yapılmıştı? Bir hafta evet, önce yapıldı aynen. Abi tamam. Bir hafta önce iliştir parası gibi. Çok teşekkür ederim. Senin ne güzel yüzün varmış böyle ya. Hayır, ısırmak yok. Bak bakalım buraya. Ne güzel yüzün varmış senin böyle. Tamam. Sorun değil, yazdım. Onları karneye bir not alalım. Onları imzalayıp kaçırıyorum karnede. Aşı programında da güncelleyelim. Temas var mı? Ramazan Bey, şeyi nereye not aldınız? Daha şeyini almadım. Tamam, almadınız. Tamam, onu ben takayım abi. Bir silip vardı mı? Geçen hafta mıydı, iki hafta mıydı? Geçen hafta. Geçen hafta. Aynen. Bu nasıl var? Tamam. Hocam, 130 muydu karma? Efendim? Karma, 130 muydu? Evet. 130. Tamam, onu çekelim oradan. Arkadaşlar, mantının aşısını yaptırdık. Şu an klinikten çıktık. Bakın kendisi burada. Bir süre ateş falan olabilir. Karma aşı da normal. Şu an daha karma biri yaptırdık. Hatta gel ya, seni şöyle alalım mı? Seni kucağımıza alalım mı? Öyle gidelim seninle. Gel. Gel benim güzel kızım. Gel bakalım. Seni şöyle kucağımıza alalım. Hoppa. Bak. Nasıl? Oldu mu arkadaşlar? Oldu mu? İyi misin burada? Sıcacık yat orada, gidelim işte. Ne diyorsun? Gayet güzel değil mi böyle? Oy benim güzel kızım. Şimdi senle hadi eve gidelim, tamam mı? Seninle eve gidelim, tamam mı böyle? Şimdi bugün birazcık hasta olacaksın sen. Sonra iyileşecek. Mis gibi olacaksın. Sonra yarın da Hüsrev abinle ve Mişa ablanla tanışacaksın. Birazcık sana arsızlık yapabilirler ama sen güçlü bir kızsın, tamam mı? Onların arsızlık yapmasına sakın izin verme. Onlar sana tıslarsa ne yapacaksın? Sen de onlara tıslayacaksın, tamam mı? Anlaştık. Anlaştık değil mi? Küçük burun. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim.
yavaştan yola çıkıyoruz arkadaşlar. Evde görüşürüz. Evde tekrardan kayda girerim. Evet, Mantı Hanım'la eve geldik arkadaşlar. Aşı pasaportumuzu da çıkarttık gördüğünüz gibi. Mantı Hanım'ımız artık resmen bizim çocuğumuz. Onu artık böyle sıcak yuvasında mutlu bir şekilde büyütmeye çalışacağız arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Allah'ım yarabbim tipe bak. Bırakalım mı seni? Hadi bırakalım. Hadi bakalım. Oturuyoruz böyle. Açalım bu fermuarı. Hadi çık. Çık bakalım oradan. Aferin sana. Kameranın şeyle mi oynamak istiyorsun? Gel bakalım burada. Bak ne varmış burada. Hüsomuz yine ağlıyor. Şşt. Hüsrev dur oğlum. Gel. Gel tamam seni de seveceğim. Gel. Gel. Kıskanıyor musun? Kıskanıyor musun yoksa beni mi özlüyorsun? Gel. Ama başka kedilere değdik. Değemem ki ben şimdi sana. Olmaz. Dışarıda başka kedilere değdik. Olmaz. Sevemem şimdi seni. Hayır üstüme de sürtemezsin. Tamam. Tamam sonra. Sonra seveceğim. Tamam birazdan seveceğim. Karnın aç mı? Mama istiyor musun mama? Mama istiyor musun? Ha? Mama istiyor musun? Sevgi mi istiyorsun? Tamam. Tamam söz birazdan elimi yıkayacağım ondan sonra geleceğim seni seveceğim tamam mı? Evet arkadaşlar mantımızın son durumu bu şekilde. Aynı zamanda tarttırdık gördünüz. Geçen hafta aşıya gittiğimizde 1 kilo 800 gramdı. Şu an 2 kilo 100 gram. Yani Mişa'ya yaklaştı öyle söyleyeyim size. Mişa ile Hüsrev'e yaklaşıyor. Şu an mantıyı MyCat'le besliyorum. MyCat'in kitten mamasıyla besliyorum. Zaten daha önce benden alanlar da tane boyutundan anlarlar. Şöyle tane boyutları birazcık küçük. Ama gayet yarıyor yani. Mantı da seviyor. İçerik kalitesini zaten biliyorsunuz arkadaşlar mamanın. Bir haftada 300 gram almış mantımız. Gayet güzel. Hatta 300 gramdan birazcık daha fazla almış. O tam bir atletik. Sen de tam bir topak olacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Hah böyle götünü sallaya sallaya koşacaksın oralarda. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Sizlere mantının son durumunu göstermek istedim. Ayrıyeten karma aşısına gittik. Onu da göstermek istedim. Karma aşısı önemli aşılardan bir tanesi. Karma aşısını kedilerinize vurdurmayı ihmal etmeyin. Yılda bir vurduruluyor zaten iki doz şeklinde. Mutlaka kedilerinize karma aşısını vurdurun arkadaşlar. O zaman bu videoyu burada bitiriyorum. Beni izlemeyi seviyorsanız, Mişa'yı, Hüsrev'i, Mantı'yı izlemeyi seviyorsanız kanala abone olmayı, videoya da bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıyeten kedileriniz için alışveriş yapmak isterseniz biliyorsunuz online pet shop'um açıldı. Trendyol mağazamı ziyaret etmek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şu dönemlerde bayağı indirim var arkadaşlar. Hem 4 Ekim Dünya Pet Günü'nden kaynaklı bir indirim var. Hem de benim kendi yaptığım 200 TL üzeri alışverişe sepette anında 20 TL indirim var. Kısa süreliğine sürecek o da. Oradan inceleyebilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar Felicia ürünleri de gelmeye başladı. Yaş mamalar vesaireler. Bayağı yeni ürün eklendi arkadaşlar. Onlara aşağıdaki açıklamadaki linkten Trendyol mağazama girerek ulaşabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.